Arkadaşlar hemen baştan şunu söyleyeyim, bu yayın size özel. Yani siz derken o çoğu sizi kastetmiyorum. Şöyle söylesem daha iyi Bu yayın sana özel. Yani bizim gibi e, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşamla ilgili sitelere tıklayıp izleyen, e, sizler gibi kişileri bekleyen, önemli bir sorundan, önemli bir hastalıktan bahsedeceğim. Onun için kulak kesilin, e, hadi videoya geçelim. Ortoreksiya nervosa. Şimdi ne olduğunu anlattığımda yok canım ben o safhaya gelmem e, diyenler aranızdan çok olacaktır. E, bunu diyenlerin pek çoğu o safhaya geliyor. Üstelik bunu diyenlerin pek çoğu o safhaya gelmiş farkında değil. Otoreksiye nervosa sağlıksız olan ya da sağlıksızmış gibi algılanan gıdalara karşı aşırı bir takıntıdır arkadaşlar. İnternette <laughs> pardon otoreksiye nervosa diye yazdığımızda karşımıza böyle e, mutsuz kişiler çıkıyor Bu kişilerin bazıları yardım istiyor bazıları istemiyor e, değişik boyutta olabiliyor bu rahatsızlık fakat bazen e, psikoterapi bazen birlikte ilaç tedavisi gerektiren bir rahatsızlık ortoreksiya nervoza. Evet e, ortoekksiya nervoza nedir sağlıklı beslenme konusunda sağlıksız boyutta bir takıntı Belirtileri bazı yiyeceklerin sağlığını bozacağına ilişkin aşırı bir endişe, günün hatırı sayılır bölümünde ne yemesi ne yememesi gerektiğini düşünme, bununla meşgul olma, dışarıda yemek yeme konusunda huzursuzluk ve gerginlik hissetme, yani şöyle ailesiyle, eşiyle, dostuyla, arkadaşlarıyla bir e, yemek yememe iç huzuruyla ve besin tercihi, alışverişi ve hazırlanması konusunda takıntılı boyutta bir içerik sorgulama. Arkadaşlar, sizce bu rahatsızlığı e, tıpta bugün yeri olan ve ilaçlar ve psikoterapiyle tedavi edilmeye çalışılan bu rahatsızlık üzerinde sosyal medyanın bir etkisi olabilir mi? Çoğunuzun evet dediğini duyar gibiyim. Ama biz FTA'da biliyorsunuz bir şeyin e, acaba bilimsel kanıtı var mı diye bakma konusunda bizim takıntımız da bu biliyorsunuz. E, şimdi 3 çalışmaya toplamda 30 saniye bile etmeyen e, okuması, bunlara bakalım yani özeti. İnönü Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma sosyal medya üzerinden diyet yapan bireylerin ortoreksiya nervoza ve yeme tutumlarının saptanması Instagram örneği diyor. Ne çıkmış sonuç? Günlük Instagram kullanım süresi arttıkça ortoreksiya eğilimleri artmaktadır diyor. Burada Mersin Şehir Hastanesi'nden gene ortoreksik eğilimlerin sosyal medya bağımları yeme tutum ve beten algısı ile ilişkisi e, adlı çalışmada otoritik belirtiler sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyanın ruh sağlığını etkileyebileceğini göstermektedir diyor. Ve Cerrahpaşa Üniversitesi Hemşirelik e, öğrencileri üzerinde yapılan bu çalışmada da sosyal medyayı uzun süre kullananların Otoreksiya nöroza yakalanma riskinin daha e, açısından daha riskli olduğu bulundu diye bilimsel olarak da gösterilmiş olan bir ciddi sorun. Peki sosyal medyadaki ne tür paylaşımlar acaba bu ortoreksia, nervozaya itiyor insanları diye bir örnek ver dediğinizde ben size bir örnek vereceğim. Eğer bundan daha güzel bir örnek bulursanız lütfen bana linkini yollayın, onu görüp anlayayım ve onu paylaşayım çünkü benim gördüğüm bundan daha güzel bir örnek yok arkadaşlar, ortoreksia, nervoza. Şimdi burada. E Bağımlılık yaptığı söyleniyor. gerçekten ürkütücü bazı ürünlerin. Hangi ürünler bunlar? Mandıra ürünleri, ee, buğday. Gene o da bir gluten girmiş. Gluteo morfin, morfin varmış glutende, şeyde buğdayda. Yumurta, soya, ıspanak, pirinç, kırmızı et. Bunlardan morfin benzeri maddeler yani opioid maddeler varmış. Morfin bir opioid e, maddedir. E, kimyasal sınıflaması olarak arkadaşlar. Tabii e, tabi ki, ki sınıflamaya bakacak olursak e, kremalı pasta da yiyecektir. E, Yaban mersini de yiyecektir ama e, aynı sınıflamada oldukları için aynı şey oldukları söylemez. E, mad gıda maddelerinin içinde opioid maddeler vardır kimyasal yapı olarak. Şimdi e, ve hangi sağlık sorunları neden olur? Beyin sisi, baş dönmesi, stres, anksiyete, depresyon, bulantı, kusma. Şimdi burada ee, Bu da yumurta soya ıspanak pirinç adi soya bizim için pek şey olmasa da e, popüler olmasa da mandıra ürünleri e, bunların e, beyin beyinsisi baş dönmesi depresyon anksiyete yaptığına ilişkin olan bir bilgi aslında e, ülkenin gıda endüstrisini toptan değiştirecek sağlık bakanlığını gıda ve tarım bakanlığını alarma etmesi alarma geçirmesi gereken çok önemli bir iddia aslında. İddianın sahibi kim diye baktığımızda o da önemli. Bir üniversite öğretim üyesi, e, ya yani bir emekli üniversite e, öğretim üyesi fizyoloji branşında fizyoloji ne diye bize çok sor, soruluyor. Yani gör, görmedikleri için hep polikliniklerde falan. Fizyoloji bir temel bilimler e, branşı arkadaşlar. Yani hasta görmez, hasta bakmaz, hasta muayene etmez. E, ancak başka temel bilimler nelerdir dediğinizde biyokimya vardır. Patoloji vardır örneğin ama patoloji ve biyokimya hasta bakmaz ama hastaların tetkiklerini sürekli e, biz klinisyenler onlara yollarız. Onlar değerlendirir yorumlar ve e, bizi bilgilendirir yani hastanın e, tedavisine de e, bu anlamda katkıları olur. Fizyoloji de önemli bir e, branştır. E, fizyoloji sadece hastalarla ilgisi yoktur. E, tıp birinci sınıf öğrencilerine e, normal vücudun nasıl çalıştığını anlatan bir branştır. Böylece bunu da aydınlatmış olduk. Şimdi burada e, bir ama neticede bir üniversite öğretim e, üyesi Onun için iddianın sahibi de son derece önemli ona inanmak durumundayız. Burada kendisi de bir e, referansla bu iddiasını güçlendirmiş böyle yapması gerekiyor zaten İddia, e, referans numarasını aşağıya yazılmış. Biz bu referans numarasına baktığımızda bunu tıkladığımızda aynısı işte gördüğünüz gibi karşımıza ne çıkıyor? Şu çalışma çıkıyor. Sokakta evsiz barksız yaşayan, yiyecek bulmakta güçlük çeken, açlık çeken kişilerin aynı zamanda ağrılar, konik ağrılar çektiği ve uyuşturucu opioidleri yani reçeteyle yazılan, uyuşturucu opioidleri kırmızı reçeteyle yazılanları kullanmaya eğilimli olduğu yazıyor. Bunun tabii biraz önceki konuyla herhangi bir irtibatı yok. Çalışmayı bulup içini okumak istiyor insan ama gene de yani ee, Mesela e, gluten diye çalışmanın içinde kontrol F ile böyle aratıyorsunuz karşınıza çalışmanın metni içinde sıfır kelime var gluten kelimesi geçmiyor. Çalışmanın içinde mandıra ürünleri değeri aratıyorsunuz tek kelime bile geçmediğini görüyorsunuz. Tabii ki bu e, insanı e, yani ülke adına e, öğretim e, kurumlarımız adına akademisyenler adına falan bütün cesaretini kıran ve son derece üzen bir e, durum. Kime güvenebileceğiz dedikten bir e, durum. E, böyle bir durum biz tabii ki ben tabii ki bu e, yayını gördüğümde son derece ciddi sonuçlara ortoreksiyaya... yol açabilecek bir e, yayını gördüğümde bunu düzelttim, bunun tamamen yanlış olduğunu belirttim. Bu durumda e, bir akademisyeni ya da herhangi bir paylaşım sahibinin... ne yapmasını beklersiniz? E, bu bu iddiasını savunabilir mesela birincisi tabii ki bu da savunabilecek bir yani arkasında durulacak bir iddia değil tamamen uydurma ve saçmalık onun için e, e, bu e, yanlış paylaşım düzeltilebilir bir başka paylaşımla ya da daha kötü bir çözüm de olsa paylaşımı silersiniz yani bu yeterli bir şey değildir bence düzeltmeniz gerekir bu e, yanlışı ama e, ne yapılmış burada e, Nazan Uysal Harzadın benim kendisinin bu yanlışını, bakın bu yanlış diye göstermem üzerine orada tamam o yapılan paylaşımdaki bilginin tamamen uydurma ile ilgili uydurma olması ile ilgili tek kelime söylenmiyor. Bununla ilgili hiçbir şey savunulmuyor içinde verilen referansın ilişkisizliği konusunda da hiçbir şey söylemiyor. Tabii ki diyebiliriz diyebiliriz ki bazı paylaşım e, takipçilerimiz de yazmış, numara yanlış yazılmış olabilir. Yani numara yanlış yazıldığında karşınıza apandisit çıkabilir, katarak çıkabilir, karaciğer tümörleri çıkabilir, e, vitiligo çıkabilir, romatoid artrit çıkabilir. Ama karşınıza yiyecek ve opioid çıkıyor. Yani son derece e, kolayca tahmin edilebilir ki oraya bir referans yazayım diyerek e, yiyecek, food kelimesi girilmiş Google'a bir de opioid kelimesi girilmiş. Karşına çıkan ilk çalışma okunmadan, e, yani umarım okunmadan e, oraya referans olarak gösterilmiş. Şimdi e, ne içerik ne uydurma referans hakkında bir e, hiçbir açık tek kelime açıklama olmadan benim bunu düzelten yanlış olduğunu söyleyen benim aşağıda bir başka referans daha yazmıştım ben oraya başka referans da yazmıştım. Onu niye göstermedin? Onu silmişsin diye bir yanıt veriliyor. Hakikaten. E, ee, e, çok acayip insanı e, darmadağına eden ve ülke hakkında ümitlerini falan azaltan bir şey. E, fakat e, o referans arkadaşlar, o referansa gidip bakacağız. Yani benim şu daha önemli referansımı silmesin denilen referansa gidip bakacağız. Ya yani Hep birlikte e, gülsek de olur, ağlasak daha uygun düşer arkadaşlar. Bakın referans şu aşağıda dua diye yazan referans. Tabii ki bizim e, dikkatli takipçilerimiz buraya yazmışlar. Yani e, Nazan Hanım için o e, paylaşımının altında benim silmediğim, onu kendisinin eklediği belli olduğuna ilişkin onun med e, bu paylaşımla oynandı, bu eklendi, hangi tarihe eklendi, hepsi belli aslında. Geçelim bunlar. Gerçi konuşmak bile hoşuma gitmiyor. E, ama hani benim şu referansımı göstermiştim göstermiştim. Onu niye silmişsin? Esas delil, kanıt, kaynak orada diye söylenen. Referansa gidip bakalım mı? Vallahi bakmak bile istemiyorum ama ya ama göstereyim arkadaşlar. Referans bu arkadaşlar. Bakın şurada yazan, şurada yazan ee, şuradaki şuradaki Intercopen diye. Bakın aynısı burada bakın şu. Ne diyor biliyor musunuz? E, yiyeceklerdeki opioidler insan sağlığı üzerindeki etkileri. Tamam? Aynı referans. Arkadaşlar, özet olarak şunu yazıyor. Bakın, Tussamab diye son paragrafı alıyorum size. Özetle demiş bu. Pamukkale Üniversitesi Gıda Fakültesinden bir doktora e, tezi çalışmasından e, uyarlanan bir makale bu gösterilen. Ne diyor makalede? Arkadaşlar, şunu diyor. Ben şu paragrafı size özetliyorum. Özetle. Dışarıdan alınan bu yeni opioidler ümit veriyor. yani <laughs> <laughs> bağımlılık yapıyor, beyin sesi, depresyon yapıyor demiyor. Ağlamak istiyorum yani de. Sağlık için ümit veriyor. Çünkü insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkileri bulunmuyor. Bu nedenle gıdalarda bulunan opioidlerin insan vücudu üzerindeki olumlu etkileri üzerindeki araştırmalar giderek artıyor. Ve araştırmacılar gıdalardaki opioidlerin insanda besin desteği olarak, orijinalinde nütrasotik olarak geçiyor. Yani besin desteği olarak kullanılmaya aday olduklarına işaret ediyor diyor. Yani sildin denilen referansta aslında o bahsettiği, şunlar yapar dendiği opioidlerin insan sağlığına olumlu etkilerine değinle besin desteği olarak kullanılmaya aday oldukları yazıyor. Yani teşbikte e, hata olmaz, e, Hani şecaat arz ederken verdi kıp değil, silkatin söyler diye bir laf var ya, Sen aklına o geliyor yani. Hakikaten e, insanın ülkeye, bilim kurumlarımıza olan ilancını sarsabilecek çok üzücü şeyler bunlar. Şimdi e, e, tabii ki e, iman böyle yapınca diye benzetme yapayım. E, bu sağlıklı yaşıyoruz diye bir grup var ya, grup diyeyim yani. İki emekli e, abimiz ve ablamız onların e, danış, yani sözde diyeyim, danışma kurulunun e, en kıdemli üyesi e, bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam düzelsin. Nazan Buysal Arsad'ın o e, kendisinin danışma kurulu üyesi olduğu, e, bu, hepimizin çok önemli sağlık bilgileri aldığı bu e, sosyal medya e, popüler sitesinde ekmek morfin etkisi yapıyor. Bu yüzden bırakamıyorsunuz diyor. Şimdi e, arkadaşlar tabii ki bunlar son derece üzücü şeyler ama yüzleşmemiz e, gereken şeyler aynı zamanda. E, ben bu yayında size... Sosyal medyayı tamam sağlıklı beslenmeyi e, önemseyelim son derece önemli. Ben örneğin e, son derece az rastlanacak boyutta ağırlıktaki romatoid atletimi yalnızca beslenme değil. Stres yönetimi, egzersiz, uyku gibi temel sağlık parametrelerimi tekrar gözden geçirerek kazandım ama... E, o dönemlerde bunun en temeli kendimi iyileştirdiğim dönemde beslenmeydi. Yani beslenme son derece önemli bir şey. Fakat bunun üzerine giderken arkadaşlar bununla ilgili bilgileri, bilgiler edinirken, bununla ilgilenirken bunu takıntı boyutuna lütfen getirmeyin. Hayatı kendinize, çevrenizdekilere zehir etmeyin. Yemek, yeme işlemi aynı zamanda bir mutluluktur. Yani mutsuzluk ve endişe içinde yenen yemekten insana hayır da gelmez. <laughs> Onun için... E, bu tür yayınlara ve insanı otoriteye sürükleyecek e, türdeki yayınlara ben en parlak örneğini size sundum. Daha parlağını ben görmedim. E, bu örnek üzerinden hareketle böyle e, saçma, temelsiz ve e, arkasında bir kaynak gösterilmeyen diyeceğim ama işte göstermiş diyeceksiniz. E, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü insanlar fark etmeden kendilerini buna kaptırabiliyorlar. Evet. E, hepsinin ötesinde bir de e, bu bunu gösterip de bunlar yanlış demiş olduğum için Instagram'a e, doktor hanım e, şikayette bulunmuş benim paylaşımımı gösterdiler diye. Telif hakkı olarak. Yani biz onun kopyalayıp aynasını kullanıp bundan kar yarar elde ediyormuşuz. Kendimiz tembellik ettiğimiz için onu hazırlayamıyormuşuz gibi Instagram. Ya yani bunlar gerçekten çok ayıp şeyler aslında. Tabii ki Instagram, elin Amerikalısı bunlarla uğraşacak hali yok. Bizim e, sitemizi dondurmuş böylece 170 bin takipçimiz bize ulaşamıyor. Tekrar başladık. Hiç e, sorun değil. E, hani e, demirden korkan trene binmez. Böyle şeyleri e, olacak diye bu kişilerle. E, Böyle belden aşağı şeylerle uğraşmayalım diye doğruları söylemekten çekinecek değiliz. Çünkü e, e, sosyal medya yıldızı olalım da buradan 3-5 e, hastamız gelsin. Yıllardan sonra hiç hasta batmadan geçirdiğimiz 20 yıl, 30 yıldan sonra sosyal medyada tanınalım da bu yolla muayene açabilelim, böyle düşüncesi olanlardan değiliz arkadaşlar hepinize e, sağlıklı günler diliyorum görüşmek üzere